Saygıdeğer kardeşlerim, son günlerde halkın inanç değerlerini hiçe sayarak bazı televizyonlar ve sunucular halkı kin, nefret, kışkırtma, gençlere fukşa teşvik etme eylemlerinde bulunmaktadır. Bu ülkede 20-25 yıl araştırma yapan en az 3-4 tane dil bilen akademisyenler bu sunucular kadar yorum yapmaya, öneri yapmaya, halkı uyarma yapmaya yetki ve selahiyeti olmayacaksa biz her şeyi akademik olarak bırakalım. Bu sunucu hanımefendiler buyursunlar, her şeyi kendileri halletsinler. Onun yanında bu sunucuların bu kışkırtıcı, tahrik edici, gençleri fuhşa teşvik edici yorumlarını Akademik camiye hakkında söylemiş oldukları sözleri hakaret olarak kabul ediyorum. Bu ülkede 15 Temmuzlar olduğunda onların karşısına çıkacak olan Dilipaklardır, Sofu oğullardır. Biz Anadolu insanlarıyız. Sizlerin hiçbir zaman bunlara karşı koyduğunuzu göremedik ve göremeyeceğiz halkın değerleriyle alay ve gırgır geçilmez. Bu halkı ayağa kaldıracak Çanakkale ruhudur. Biz bilim adamları olarak ilerisinde olabilecekleri ferasetimizle, şuurumuzla, yapmış olduğumuz araştırmalarla ortaya koyuyoruz. Halkın uçuruma gitmesini önlemeye çalışıyoruz. Yorum yapıyoruz, halkı uyarıyoruz. Bundan doğal olarak bir şey olamaz aynı zamanda gerekeni yapması için televizyon üst kurulunu göreve davet ediyorum. Bu ülkede hala akademik camiyeye hakaret edenler vardır, kışkırtanlar vardır, gençliği uçurma sürüklemeye çalışanlar vardır. Biz akademik camianın dekanı, rektörü, bölüm başkanı, bazı televizyonlar mı? ve bu sonuçluk yapan hanımefendiler mi bu ülkenin savcısı var hakimi var gereken bir şey varsa onlar yap, onlar yaparlar dolayısıyla bu ülkeyi ayağa kaldıracak çanakkale ruhudur ahlak ve maneviyat olmadan olmaz diyorum asla kalkıp da özünü ömrünü çalışmaya araştırmaya adamış olanlara ağza gelmeyecek sözleri söylemek hoş değildir. Bunları nefretle kınıyorum. Yüce milletimizin anlayışına havale ediyorum. Saygılar sunuyorum.